Dördüncü sınıf Türkçe dersi, birinci dönem, birinci örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımımız 100 puan üzerinden 18 sorudan oluşuyor. 17 ve 18. sorularımız 10'ar puan değerinde, diğer sorular 5 puan değerinde ve ilk konuları, görmüş olduğunuz ilk konuları kapsayan bir yazılım. Bence durdurun, kendiniz çözün. Daha sonra buradan doğrusunu dinleyerek pekiştirebilirsiniz. Aldığınız puanı bizimle ve arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Hocanın 101 metnimiz var. Bu metne göre 3 tane soruyu cevaplamamızı istiyor bizden. Hemen metnimizi okuyalım. Anlayarak okuyalım lütfen. Hoca bir gün bahçeye çıkmış, kapının önünde sağa sola bakınıp duruyormuş. Komşulardan biri hocaya ne aradığını sormuş. Hoca, yüzüğümü kaybettim, onu arıyorum demiş. Komşusu, yüzüğünü orada mı düşürdün? Yok, burada düşürmedim. Bodrum'da düşürdüm. Hoca, Bodrum'da düşürülen yüzük kapının önünde aranır mı? Ne yapayım? Bodrum çok karanlık. Bakalım hemen. Hoca ne arıyormuş? Kolay bir soru. B seçeneği. Yüzüğünü arıyormuş. Basit. Bu metne göre ikinci sorumuz, hoca yüzüğü neden Bodrum'da aramıyormuş? Bakın son cümleye. Hoca Bodrum'da düşürülen yüzük kapının önünde aranır mı diyor. Ne yapayım? Bodrum çok karanlık diye bir cevap vermiş. O zaman Bodrum'a inmeye yüzüğünü bulamıyormuş. Neden? Çünkü Bodrum çok karanlık. Demek ki karanlıktan korkuyor. Doğru cevabım A seçeneği. Ve bu metne göre üçüncü sorumuz, komşusu hocaya nerede aramasını söylemiş diyor. Sevgili öğrenciler, yüzüğü orada mı düşürdün diyor. Yok diyor, burada düşürmedim, Bodrum'da düşürdüm. Hoca diyor ki bunun üstüne, Bodrum'da düşürülen, pardon, komşusu diyor ki, hoca diyor Bodrum'da düşürülen yüzük kapının önünde aranır mı? Nerede araman gerekiyor? Nerede düşürdüysen orada ara. Bodrum'da düşürdüysen Bodrum'da araman gerekiyor. Yani yüzüğü kaybettiği yerde ara diyor sana. Doğru cevabım B seçeneğidir. 4 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. Kara kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Sesteş bir kelimedir. Eş sesli bir kelimedir. Toprak parçası olan kara da vardır. Siyahın eş anlamlısı olan kara da vardır. Kara görününce herkes sevinçle bağırdı. Burada bir toprak parçasından bahsediyor. Kara bir kuş pencerenin önüne kondu. Sevgili öğrenciler, burada bir renkten bahsediyor. Kara kaplı defter, defterini açıp baktı. Burada da siyah olan renkten, siyah kaplı defterini açıp bakıyor. Renkten bahsediyor. Kara gözlü kuzumu gezmeye çıkardım. Bakın burada da yine bir renkten bahsediyor ama A seçeneği, kara görünce herkes sevinçle, kara görününce herkes sevinçle bağırdı. Burada toprak parçası olan karadan bahsediyor. Yanıtım A seçeneği. 5 numaralı sorumuz, alıştırmalar sözcüğü hangi seçenekte hecelerine doğru olarak ayrılmıştır? Her hecede bir tane ünlü harf olmasına dikkat edelim. Aslında bunu dudaklarına bırakırsan çok rahat yapabilirsin. A, lış, lı deme lütfen, değil mi? A, lış, tır, ma, lar şeklinde olması gerekiyor. Alıştır, bak burada mal ar demiş mesela, olmuyor mesela sevgili öğrenci. Alıştırmalar, doğru cevabım B seçeneğidir. 6 numaralı sorumuz, yukarıdaki 5 doktor isimlerinin alfabetik sıralamasına göre, sözlükte sıralama gelsin aklına, hafta içi birer gündeme tutmaktadır. Nöbet çizelgesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Birinci gün pazartesi, hafta içi dediğine göre. Baktığımız zaman burada Birol, Ayşe, Nuray, Canan ve Ali var. Önce ilk harflerine bakalım. Bakın ilk harfi burada A var, burada da A var. Burada B harfi var, burada N harfi var, burada da C harfi var. Şimdi önce ne gelir alfabetik sıralamada? A, B, C diye gidersin. A'dan başlarsın yani. İkisinde A var ama bu sefer ikinci harflerine bakacağım. İkinci harfi Y harfi, ikinci harfi L harfi. Biri Y, biri L. Zaten Y sondan bir öncesi. Dolayısıyla Ali Ayşe'den önce gelmesi gerekiyor. Pazartesi Ali ile başladık. A ve D seçeneği gitti. Tabii diğerine de ne kalıyor? Ayşe kalıyor. Ali ve Ayşe. Bakın B'de Ali'den sonra Canan'ı getirmiş. İlk ikisine bakıp doğru cevabı çıkartabilirim. Ki sevgili öğrencim şöyle yapalım. Bir numara Ali olur. 2 numara Ayşe olur. Sonra B harfi gelir. 3 numara bir olur. Bir olur. Sonra C harfi gelir. 4 numara Canan olur. 5 numara da Nuray olur. Ali, Ayşe, bir ol, Canan, Nuray. Doğru cevap C seçeneği. 7 numaralı sorumuz 17'ye kadar 5'er puan değerindeydi. Sevgili öğrencim, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor bize. Sevgili öğrenciler, babam bir cümlenin başının büyük olması gerekiyor. Bartın bir şehirdir, değil mi? Karadeniz bölgesinde bulunur.
B harfinin büyük olması gerekiyor. Gelen ekin kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Sayılara gelen ekin de yine kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. 1, 2, 3, 4 tane yanlış var orada. Bir tane de değil. Doğru cevabım A seçeneğidir. Burası bizi şaşırtmasın. Ankaralı, eğer bir yer ismine Lığlı gibi bir ek geldi. Bu ek ne yapıyor biliyor musun? Orada yapım eki görevi işliyor. Ankara bir şehirdir. Ankaralı ise o şehirde yaşayan kimseler demektir. Dolayısıyla yapım eki. Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Eledik burada. Bize gelecek mi'den itibaren ayrı yazılır ve mi'den sonra gelen harflerin de eklerinde mi'ye bitişik olduğunu görüyorum. 28 Ekim 2017. Buraya da lütfen dikkat et. Belirli bir tarih verilmişse eğer bu tarih içerisindeki ay ismini ve gün ismini yazıyla yazıyorsa bu yazının Ekim'in yani ay isminin ya da gün isminin ilk harflerinin büyük harfle başlaması gerekiyor. Cevabım A seçeneği. 8 numaralı sorumuz, aşağıdaki noktalama işaretlerden hangisi biten cümlenin sonuna konulmaz? Eğer biten cümle tamamlanmış bir cümle ise nokta konulur. Soru soruyorsa soru işareti. Ünlem ifadesi varsa ünlem işareti koyarsın. Ama o cümle bitmişse sonuna virgül koyamazsın. O cümleyi kapatman gerekiyor senin. Virgülle de kapatamazsın. Doğru cevabım B seçeneğidir. 9 numaralı sorumuz. Baş ile kafa sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Önce buradaki anlam ilişkisine bakalım. Baş demek, kafa demek. Bunlar eş anlamlı, anlamdaş olan kelimeler. Zengin ve fakir zıt anlamlı kelimeler değil mi? Islak ve kuru zıt anlamlı kelimeler değil mi? Acı ve tatlı yine zıt anlamlı kelimeler değil mi? Doğru cevabım D seçeneği. Yaşlı, ihtiyar demek. Yaşlı ve ihtiyar aynı anlama gelen anlamdaş kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz. Bu yaş çoraplarla okula gidemezsin cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangi cümlede vardır? Bu yaş çoraplar. Eş anlamlısı ıslak. Benden zıt anlamlısını istiyor. Islağın tam tersi daha demin de çıktı. Kuru değil midir? Bak burada ıslak var. Dikkat et bunu karıştırma. Bu eş anlam. Zıttını istiyor bizden. Değil mi? Buradaki yaş kelimesi de sesteş kelimesi. Mesela buradaki yaş ıslak anlamındadır. Buradaki yaş ise işte 1, 2, 3 yıldan bahsediyor. Seneden bahsediyor. Dikkat et lütfen. Tehlikeli bir soru. Burada yine yukarıdaki B ve D seçeneklerindeki anlamlar aynı. Ablam 16. yaşına, 16. yılına, senesine girdi. B ve D seçeneği olmaz. Bak burada kuru kelimesi var. Okulda bize kuru üzüm veriyorlar. Doğru cevabım C seçeneğidir. 11 numaralı sorumuz 17'ye kadar 5'er puandı. Seninle oyun oynamak isterdim fakat cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? Seninle oyun oynamak isterdim fakat annem izin vermez. Şimdi seninle oyun oynamak isterdim fakattan sonra bir oyun oynamayışının bir sebebini vermesi lazım. Yani seninle oyun oynamak isterdim fakat yarın sınavım var mesela. Teyzemlere gitmesem oyun oynayabilirdim fakat teyzemlere gideceğiz. Şimdi sen hem diyeceksin ki seninle oyun oynamak isterdim fakat olumsuz bir şey söylemen gerekiyor. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadelerdir. Buraya diyor ki hemen geliyorum diyor. Seninle oyun oynamak isterdim fakat hemen geliyorum. Bu olmaz maalesef. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz Türkçe yazılısından iyi sonuç alacağını düşünen bir öğrencinin umduğu puanı alamaması üzerine hangi duygu yaşaması beklenir? Yani öğrenci o yazılıya giriyor. İşte 90, 100 gibi bir sonuç beklerken 60 geliyor. Ne olur bu? Hayal kırıklığı yaşar tabii ki. Doğru cevabım A seçeneğidir. 13 numaralı sorumuz 5 puan değerinde aşağıdaki tabloyu ismin hallerine göre tamamlayınız diyor bize. Sevgili öğrenciler isim 5 durum eki alabilirdi. Yalın haldeydi hiçbir ek almazsa. İ hali belirtme durum eki. E hali yönelme durum eki. D hali bulunma durum eki. Den hali ayrılma durum eki. Okul iyi getir okul iyi diyemezsin. Tabi sonundaki ünlüye göre değişir o. Okul iyi olmaz. I olur iyi olur. U olur iyi olur. Okullu dememiz gerekiyor. Adamlar. Okullu değil mi? Okul E. Okul E olmuyor. E de olur, A da olur. Burada da okulla demem gerekiyor. Okula. Okulda zaten yazmış. Den halinde okulden. Olmaz o da. Okuldan. Zaten sen oradaki eki getir, dudaklarına bırak. Kendi kendine okumayı yapar zaten. Ev kelimesi ismin İ halinde belirtme durum eki. Evi ismin E halinde ev E olur tabii ki. D hali bulunma durumu ki evde olur ve den hali yani ayrılma bazı yerlerde de çıkma olarak da geçer.
Den hali evden. Bu şekilde yapıyorsan, yaptıysan 5 puan olarak hesaplayabilirsin. Yaptığın her doğru için de 1 puan hesaplama yapabilirsin. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden gerçek anlamda kullanılanların başına G harfi, mecaz anlamda kullanılanların başına B harfi yazınız diyor bize. Birinci yazılının banko sorusu gerçek ve mecaz anlam kesinlikle karşılığına çıkacak benden demesi. Hastalanınca sıcak çorba getirdim. Bir gerçek ve mecaz anlamdan bahsetmek istiyorum. Gerçek anlam sözlükte aklına gelen ilk anlamıdır. Mecazi anlamda ise başka bir anlam çıkartman gerekiyor. Hastalanınca sıcak çorba iyi gelir. Çay sıcak olabilir, çorba sıcak olabilir, ateş sıcak olabilir. Burada gerçek anlamında kullanmış. Başka bir anlam çıkartamıyorum ben burada. Sıcaklığın fazla olmasından bahsediyorum. Şimdi onun sözlerini duyunca kırıldım diyor. Kırmak ne olur? Bardağı kırarsın bak. İlla tanımını yapmana gerek yok. Örnekler üzerinden de çıkartabilirsin. Şimdi bardağı kırarsın değil mi? Ufalamak anlamında, parçalamak anlamında kullanılan bir kelime. Onu duyunca ne yapıyorsan, ufalandın mı? Parçalandın mı? Hayır. Kırıldım, gücendim, üzüldüm anlamında geliyorsa, başka bir anlama geliyorsa mecazi bir anlatım vardır. Bu işler bitmezse yandık. Yani bu işler bitmezse işimiz zora girecek, kötü olacağız. Sıkışacağız, kötü şeyler bizi bekliyor. Şimdi yandık, bu işler bitmediği zaman sen böyle alev mi çıkartıyorsun? Hayır, başka bir anlama geliyor. Dolayısıyla başka bir anlam varsa mecazi bir anlatım vardır. Bu daireyi aylık 500 liraya tuttuk. Şöyle mi yapıyorsun? 500 lira veriyorsun ve aile geliyor, oradaki duvarları elinle tutuyor böyle. Tuttuğun zaman ne yaparsın? Ona dokunursun değil mi? Mesela bardağı tutabilirsin elinle. Elle yapılan bir şey. Tuttuk derken bu kiraladık anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla mecazi bir anlatımdır. Bardağa biraz soğuk su koymalısın. Burada sıcak kelimesinin tersi olan soğuktan bahsediyor. Yani de gerçek anlamdadır. Buraya da hemen G harfini yazdım. Yaptığın her doğru için 1 puan hesaplamada yapabilirsin. 5 puan değerinde bir diğer sorumuz, karışık olarak verilen kelimeleri düzenleyerek anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturalım. Kurallı kelimesi, yani yüklem olan, o cümleyi cümle yapan kelimenin en sonunda olması gerekiyor. Sağlıklı için yapmalıyız olmak, spor çocuklar burada cümleyi cümle yapan kelime yapmalıyız. Bizim bunu sona getirmemiz gerekiyor. Şöyle sona getirelim. Bakalım, sağlıklı olmak için spor yapmalıyız değil mi? Sağlıklı kelimesi. Aynı zamanda anlamlı da yapman gerekiyor. Mesela yapmalıyız kelimesi sonda ama işte sağlıklı spor için olmak yapmalıyız. Burada da bu sefer anlamsızlık oluyor. Oradaki anlam bütünlüğünü de korumak lazım. Sağlıklı olmak için, olmak için ne yapmalıyız? Spor yapmalıyız. Bu şekilde yazarsan daha iyi olur. Tabii sonuna da uygun noktalama işaretini ve cümlenin başına da büyük harfle başlamayı da unutmayalım lütfen. 16 numaralı bir sorumuz, şeker kelimesine aşağıdaki eklerden hangisini getirirsek yeni anlamlı bir kelime oluşturamayız. Bu da bir banko sorudur. Basit, türemiş ve bileşik kelimeler aklımıza gelsin. Kelime türeteceğiz yapım ekleriyle birlikte. Şimdi şekerci, şeker nedir? Yenen bir besin, tatlı bir besin diyelim. Şekerci, bu besini satan. Şekerli, şekeri olan. Şekerlik, şekerin konulduğu kap. Bak, ci-li-lik ekleri gelerek şeker kelimesine oradaki anlamı değiştiriyor. Lar eki. Getirelim hemen. Tabi lar çoğul ekidir. Ler de olur bu. Şekerler. Şeker birdi. 3 tane oldu. 5 tane oldu. Ya sayısı arttı. Peki şekerin anlamı değişti mi? Kesinlikle hayır. Yeni bir anlamlı kelimle oluşturamadım maalesef. Cevabım B seçeneğidir. 5 puanlık sorularımız bitti. Sıra geldi 10 puanlık sorularımıza. 17 ve 18 sorularımız 10'ar puan değerindedir. Çocuklar, eş anlam, zıt anlam, sesteş, bunlar banko çıkacak, haberin olsun. Gerçek anlam, mecaz anlam banko çıkacak, haberin olsun. Aşağıdaki tabloda verilen kelimelerin eş ve zıt anlamlılarının karşılarına yazılıdır 10 puan değerinde. Yani 5 tane mi var? 2, 4, 5. Eş anlamlısı, zıt anlamlısı 10 tane. Yazdığın her şey için, her doğru kelime için 1 puan hesaplamadan yapabilirsin. Yoksul kelimesinin eş anlamlısı. Fakir. Fakir. Zıt anlamlısı. Yoksulun tam tersi zengin. Değil mi? Yazalım. Zengin. Peki. Beyaz kelimesinin eş anlamlısı. Aynı anlama gelen kelime. Beyaz. Beyaz sakallı dede. Ak sakallı dede. Mesela. Ak tabii ki değil mi? Ak. Zıt anlamlısı. Beşiktaş'tan gelsin aklına. Siyah, beyaz. Değil mi? Oraya da siyah kelimesini yazdım. Buraya bakıyorum. Islak kelimesinin eş anlamlısı
Islak pantolon, yaş pantolon. Zıt anlamlısı ise kuru pantolon. Islak, kuru. Süratli, eş anlamlısı hızlı demektir sevgili öğrenci. Hızlı. Hızlı kelimesinden de yararlanabilirsin zıt anlamlısını bulurken. O da yavaş demektir. Buraya da hemen yavaş kelimesini yazdım. Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı daha demin soruların bir tanesinde seçeneklerde de çıktı. İhtiyar demektir. Yaşlı kelimesinin zıt anlamlısı genç demektir değil mi? Yaşlı ve genç. Yaptığın her doğru için 1 puan hesaplama yapabilirsin. Ve 10 puanlık bir diğer sorumuz. Aşağıdaki sözcükleri yapım ekleri getirerek yeni sözcükler türetiniz. Yani lı li getirebilirsin. İşte cı cı getirebilirsin. Lık lik getirebilirsin. Sız siz eklerinden birini getirebilirsin. Şimdi sevgili öğrenciler bunlar şunu da belirteyim. Bunlar ilkokul 4 seviyesine kadar kullanılan yapım ekleri. En fazla da bunlarla türetilir ama sadece bunlar yoktur yapım ekleri. Geçen bir yorumda da bunu gördüm. 100'e yakın yapım eki vardır Türkçemizde. Bilgin olsun. Göz. İstediğini getirebilirsin. Göz ama tabii şey olsun. Hani uygun olsun. Göz. Ben buraya en güzel lık. Gözlük demeyeceğim. Gözlük. Lık lik luk lik olur. Lı li lu li olur. Cı cı cu cu olur. Sız siz susuz olur. Evli. Değil mi? Evli. Kitapçı. Cıcı. Ne oldu? Çıcı de olabilir tabii ki. Demir siz. Demir olmayan anlamında kullanılır. Şekerci mi baban senin? Şekerci olsun bu da. Odunluk olsun. Samanlık olsun. Sözcü olsun. Sözcü. Yağmurlu olsun. Kulaklık olsun. Öğretmenim ben kulaksız yazdım. Olur mu? Olur. Ama şunu getiremezsin. Kulakçı. Kulakçı nedir? Kulak mı satıyor? Şekerci. Şekerli satıyor. Balıkçı. Balık satıyor. Değil mi? Oduncu. Odun satıyor. Kulakçı. Kulakçı ne ya? Kulak mı satıyor? Anlamlı bir ifade olsun. Bu şekilde yaptıysan ya da türettiğin kelimeler varsa 10 puan hesaplama yapabilirsin sevgili öğrencilerim.